Marmaris, Değirmenyanı yangını kısaca sizlere arz edeceğim. Yangın 21.06.2022 tarihinde saat 19.50'de Börtübet Amazon koyundan başlamıştır. Ve bugün itibarıyla Değirmenyanı'na ulaşmıştır. Ve şu anda rüzgarın etkisiyle kuzeybatı ve güneybatının yönünde ilerlemekte ve Değirmenyanı yerleşim yerini tehdit etmektedir. Şu anda Değirmenyanı'nda 40'a yakın ev boşaltılmıştır. Ayrıca birçok yerde yangın sıçraması meydana gelmiş. Rüzgarın şiddetiyle devamlı yön değiştiren yangına Büyükşehir Belediye'miz 318 personel, 143 araçla müdahale etmiş. Ayrıca çevre illerimizden İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Burdur belediyelerinden takviye ekip olarak da 40 personel, 18 araç gelmiştir. Bu yangında şu an itibarıyla yaklaşık 1440 futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştır. Ve tahliye edilen ev sayısı sabah itibarıyla 20, şu anda 50'ye yakın ev tahliye edilmiştir. Şahıs sayısı tahliye edilen 68, ayrıca yaklaşık 50 büyükbaş küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Ve tahliye amaçlı Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri bölgede sürekli bekletilmektedir. Ayrıca bugünkü yangında 14 uçak, 20 helikopter ile havadan müdahale edileceği açıklandı. Ancak havada bugüne kadar bu sayıda bir araç gözlemleyemedik. Bugün itibarıyla Köygeyiz'de, Toparlar'da, Şelale Üstü'nde, Seydi Kemer'de, Çaltıözü Mahallesi'nde yine orman yangını çıkmış ve 3-4 saatlik sürede bu yangınlara müdahale edilerek söndürülmüştür. Arz ederim. Değerli basın mensupları, her yıl Türkiye'de orman yangınları bir şekliyle oluyor. Geçen yıl zaten ciğerlerimiz yandı büyük ölçüde. Özellikle bu bölgede yandı. Çağrıda bulunduk. Neden zamanında önlem almadınız ve Türkiye neden ormanlarını yakıyor ve iktidar neden bunu seyrediyor diye de defalarca eleştirdik de. Önlem alacaklarını ifade ettiler. İhale açtıklarını ifade ettiler. Hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. Bir daha ifade edeyim. Hayatımda, yani 27,5 yıl kamuya hizmet eden bir insan olarak hayatımda bu kadar beceriksiz bir yönetimi hiç görmedim. Ya arkadaş, orman yangınlarının olacağını herkes biliyor. Akdeniz Havzası'nın bu konuda iklim değişikliği nedeniyle ne kadar duyarlı bir bölge olduğunu bütün dünya biliyor. Ya ihale açacaksanız zamanda ihaleyi açın. Efendim ne olacakmış? 2 Temmuz'dan sonra uçaklar gelecekmiş. Gece görüşü olan helikopter 2 Temmuz'dan sonra. Yani 2 Temmuz'a kadar biz ormanların yanmasını seyredecek miyiz? Nasıl bir yönetimdir? Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir öngörüdür? Anlamış değil. Emin olun anlamış değil. Yani buraya özellikle geldim. Bir yönetimin beceriksizliğini bütün dünya görsün diye geldim. Ya ağaca da mı acımıyorsunuz? Oradaki kurda kuşa da mı acımıyorsunuz? Kaplumbağalara, karıncalara da mı acımıyorsunuz siz ya? Neden önlem almadınız? İhale. Beşli çeteye gelince 10 dakikada ihale biter. Beşli çeteye gelin. 10 dakikada. Dünyanın parasını, milyarları verirler, ihale bitmiştir derler. Ya kardeşim bu ihale niye bitmiyor? Hangi gerekçeyle bitmiyor? Gece görüş sistemi yok. Kardeşim paranız yoksa çıkın, deyin ki biz paramız yok, ihaleyi bitiremedik. Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya. Dediğim gibi beceriksiz bir yönetim var. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetim var.
Milletin başına bela oldular. Bir an önce gitsinler. Bir an önce bu ülkenin başından bunlar gitsinler. Keyif çatıyorlar. Keyif çatıyorlar. Üzülüyorum. Ya bu ülkenin akciğerleri yanıyor ya. Gerçekten üzülüyorum. Bir an önce gitsinler. Getirsinler sandığı, biz yönetemiyoruz desinler. Beceremiyoruz desinler. Biz ranta çalışıyoruz diyorlar. Biz beşli çeteye çalışıyoruz diyorlar. Biz çetelere, biz oligarklara, biz uyuşturucu baronlarına çalışıyoruz desinler. Sandığı getirsinler, ya bu ülke insan gibi yönetilsin. Ya bu ülkenin çıkarları korunsun, ormanları korunsun, ağaçları korunsun, insanları korunsun artık ya. Yeter artık ya. Yeter artık yani. Bıçak kemiğe dayandı. Yazık, günahtır. Şu manzarayı görüyorsunuz ya. Şu manzarayı görüyorsunuz. Emin olun, bir süre sonra bunlar kabahati rüzgarda bulacaklar. Kendilerinde bile değil. Bakın bunu bir daha söyleyeyim. Bir süre sonra efendim biz söndürecektik, rüzgar esti diyecekler. Çünkü bu konuda da maharetliler, kimse ellerine su dökemez. Yani bu konuda. Ama işin özü, bunlar artık devleti yönetemiyorlar. Bölge daha önce 1996 yılında da bir yangın geçirmişti. Evet. Dolayısıyla aslında çok genç bir ormanımızı da kaybetmiş bulunuyoruz. Bununla beraber sahada sürekli yer aldığımız için ilk etaptaki tespitlerimizden bir tanesi, coğrafyanın özelliğinden kaynaklı iletişim anlamında özellikle uç noktada çalışan insanların gerek telsiz yönüyle gerekse de GSM cep telefonu yönüyle koordinasyon merkeziyle irtibatında sıkıntı çektik. Bu bizim İlk etapta yaşadığımız handikaplardan da sonrasında bir şekilde ilerletti, çözüldü. Şu an için öğlen saatlerinde kontrol altına alınmış gibi değerlendirirken tereddüt ettiğimiz bir iki nokta üzerinde maalesef tekrardan ortalık hareketlendi ve tahmin ettiğimiz şekliyle durum buna geldi. Evet. Bir adet helikopter konuşlanmış durumda Mayıs başı itibariyle Marmaris bölgesinde. Ama bu dünkü yangının çıkış saatine de baktığımız zaman dün için çok fazla çalışma imkanına sahip olmadı. Sabah erken saatlerde başladı. Saat 8 itibariyle de benim çıplak gözle görebildiğim uzak bir noktaya geçtim özellikle. Daha net görebilmek adına. 4 adet helikopterle 1 adet uçak yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Saat 11'lerde bu helikopter 8-10'lara kadar çıktı tespit edebildiğimiz kadarıyla. Uçak da 3-4'lerdeydi. Ama sonrasında Seydik Kemer ve Köyceğiz'deki yangınlarımızdan sonra bir kısmını da oraya konuşlandırdılar. Yine sahada olmaya devam ediyoruz. Başladığından beri zaten 20 uçak gelecek dedi dün akşam Genel Başkanım. 20 uçak, 14 tane helikopter gelecek dedi. Ya yalan, dilin kemiği yok ki. 20 uçak. Nerede 20 uçak? Dilin kemiği yok. Biz bunları biliyoruz zaten. O nedenle yönetemiyorlar bunları diyorum. Yönetemiyorlar ya. Yönetemiyor. Ya bu milletin yakasına bunların düşmesi lazım artık. Yeter ya. Yeter, yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Yeter artık ya. Şurada şu dumanlara bakın Allah aşkına ya. Beyefendi neymiş? Uçağa binmiş, uçakla buraları seyrediyormuş. Ne olacak yani? Uçakla seyrettiğinde ne oldu yani? Gece ne oldu? Helikopterle geldiler. Ya arkadaş, sen zamanda niye ihaleyi yapmasın ya? Niye ihale? Verselerdi Beşli Çete'ye, bu işi çoktan halletmişlerdi. Maalesef. Aşağıya inemedik arkadaşlar. Oradaki çalışmaları engellemek gibi bir pozisyon çıkmasın diye aşağı inmedik. Ama bu manzara gerçekten de yani yüreğimizin kaldıracağı bir manzara değil ya. Yazık, günahtır yani. Bu memlekete yazık.